öneriyor hocalarımız genelde. Ayda bir kere. Genel olarak 3 seans öneriyorlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Güler misin Ceylin'cim lütfen? Güzel poz ver. Belki değil. Çok. Bayağı bir mesela şu kadar mı, şu kadar mı? Göstersene elinle. Bu kadar. Şöyle birazcık kabartalım. Oo, kabarıyor mu bebe? Evet. Artık tamamen normal. Hastalığı tamamen iyileşti. Saçları da uzamaya başladı. Ve bizim ona verdiğimiz bir söz vardı. Saçları uzayınca bir pembe toka hayali kuruyordu o. Saçlarına toka takmak istiyordu. Onun pembe tokasını getirdik ve bugün takacağız. Planımız o. İnce bir sene önce tedavimize başladığımızda demiştik ki biz sana pembe toka takacağız. Ve bugün pembe tokamızı taktık. O yüzden biz de çok mutluyuz. Evet. Bir yıllık emeğimizin sonucu. Bugünleri hayal etmiştik. İlk 6 ayda saçları çıktı. Ama artık Ceylin normal bir kız çocuğu. Okula da başladı. Güzel mi? Bu sene daha mutlu musun okulda? Hı hı. Dersler de iyi gidiyor. Her şey yolunda. Saçların da güzel, değil mi? Hı hı. Takmak istiyorum diye. Hatırladın mı o günü? Hı hı. Hatırladım. İnşallah pembe toka hayalimiz gerçekleşecek demiştik biz de ona. Hayalim gerçek oldu da. Evet, buradayız. Şöyle oturalım yanına. Ben Ceylin'in gülümsemesini de istiyorum. Evet. Şöyle dişlerini göstersin. Dişlerini göster. Çok güzel. Bizim canımız o. Yapışacak. Evet. Heh, bastır. Bastır. Aa, süper oldu. Acıdı mı? Bakalım tekrar. Çok güzel. Ceylin yaklaşık bir yıl önce bize başvurdu. O zaman pandemideydik. Pandeminin kapanma günleriydi. Tedaviye başladık onunla beraber, burada başlatmış olduk. Arkasında tabii özellikle Ceylin'in Şubat ayındaki saçlarının çıkma haberiyle beraber diğer hastaları da umut oldu Ceylin. Ve Türkiye'nin dört bir yanından hastalarımız ünitemize geldiler. 9 Eylül Üniversitesi Tıbbi Estetik ve Kozmetoloji Ünitesi'nde yapıyoruz biz bu tedavileri. Zaten Şubat ayından itibaren de resmi olarak açılışımız yapıldı. O günden beri bu saç, tırnak tedavileri, kozmetik uygulamaları yaptığımız bir yer burası. Dolayısıyla hastalar da buranın böyle bir yer olduğunu öğrenmiş oldular. Geliyorlar, şifa buluyorlar. Biz de mutlu oluyoruz. Kız çocuklarımıza özellikle saçları çıktıktan sonra bir pembe toka takma töreni yapıyoruz. Kutlamış oluyoruz böylece bu süreci, bu tedavi sürecini. Şimdi ilk başta hiç yoktu. Bir tane bile saç kılı yoktu. Kaşı yoktu, kirpiği yoktu. Vücut kılları hiç yoktu. Ama tedaviden sonra bunlar 6 ay beklememiz gerekti. Sabır etmek gerekiyor bu tedavide. Çok sabırlı olmak gerekiyor. Hem ekibin sabırlı olması gerekiyor. Hem hastanın ve yakınlarının sabırlı olması gerekiyor. 6 ay tek bir saç teli için bekledik. Ama 6 ayın sonucunda saçlar çıkmaya başladı. Bir senenin sonunda da görüyorsunuz artık Ceylin okula giden normal bir kız çocuğu. Tedavi için sürekli görüşeceğiz. Artık o biz aileden biri gibi zaman zaman bize gelecek. Tedavilerini hep düzenleyeceğiz. Ömür boyu görüşeceğiz. Benim için çok mutlu bir an gerçekten. Yani hekim olmanın en güzel tarafı, en güzel yönü bu herhalde. Hastaların iyileştiğini görmek. Ceylin ilk geldiğinde bizim gözlerimizi doldurmuştu. Demişti ki ben pembe toka istiyorum. Ben de ona söz vermiştim. Senin saçların uzadığında sana ben pembe toka alacağım ve o pembe tokayı takacağım diye umut doğmuştu. Şimdi artık pembe tokamızı taktık. O yüzden Ceylin de ben de çok mutluyuz. Okula başladı. Okula yetişti saçlar. O yüzden mutluyuz. Okula saçlarıyla başlamış oldu. Okulda mutlusun değil mi Ceylin'ciğim? Evet. Her şey yolunda. Hı hı. Seviyor musun okulu? Evet. Evet, kendiyle barışık, güzel bir kız çocuğu. Biz ilk Ceylin'le tanıştık, çok mutlu olduk. Hani bu tedaviyi yapalım, edelim ve ilerleyen zamanlarda da işte Ceylin'de
saçlarında artık çıkmalara başlayınca şey yapınca, yani biz kendi çocuğum gibi mesela ben çok mutlu oldum. İstanbul'dan, Ankara'dan, şehirlerden çok yazanlar oldu Instagram'dan da. Hani böyle bir tedavi var işte, nasıl yaparız, nasıl ulaşırız sizlere diye. Yani Ceylin'in vesilesiyle biz birçok kişiye ulaşmış olduk açıkçası. Ve pembe toka takma hayalini de bugün gerçekleştirdik. Ben gerçekten şu an çok mutluyum, çok duygulandım. İnşallah bütün hastalarımız aynı şekilde böyle devam eder. Başka çocuklarımız da var. Evet. Toka taktığımız bir tek Ceylin değil. Evet. Ceylin ilk olduğu için ayrı bir yeri var tabii. Ama başka hastalarımıza da taktık tokalarımızı. Afyon'dan bir hastamız vardı Ceylin yaşlarında. O da bugün gelecekti. Gelelim. Pembe tokasını takmışlar, göndermişler bize fotoğraflarını. Fotoğraf gönderiyorlar bize. Omuzlara kadar gelsin mi Ceylin? Küt. Evet, küt gelsin. Küt saç keselim şöyle. Hı? Ben de acaba dedim Rapunzel gibi falan mı ister? İyice uzatıp örsek mi acaba? Hayır. Örmeyelim. Böyle küt istiyor kesin. Daha modern. Biraz daha uzun ve küt istiyor. Bu bizim halkımıza sunduğumuz ücretsiz bir hizmet. SGK kapsamında devlet güvencesi altında devlet tarafından ödenen bir hizmet. Dolayısıyla hastalarımızdan herhangi bir ek ücret almıyoruz. Geçen seneyle bu sene arasında çok fark var. Geçen sene kızım bereyle ana sınıfını bitirdi. Bu sene saçı geldiği için toka taktık. Doğru tedavimizi yaptık. Hocamıza doğru tedaviyi yaptığı için saçı geldi. Yani mutluyuz. Çocuğum evet. Mutlu, biz mutluyuz. Tokamızı taktık çok şükür. Ki çok memnunuz. Yani ilk birinci sınıfa saçıyla gittiği için, yani hasta artık değil çocuğum. Normale döndüğü için mutluyuz. Ceylin anne saçımın uzayıp küt çok istiyor kızım. Pembe tokalar takmasını istiyordu. Ben de bir gün gerçekleşeceğini umut ediyordum. Yani bekliyordum. Tedavimiz iyi gittiği için çok şükür taktık. Değil hocamızın mi? Sürprizi oldu. Biz de çok mutlu olduk. Kızım da çok mutlu oldu. Yarın bu tokalarla okula göndereceğim. Mutluyuz. Okuldan geldi. Birinci sınıf güzel gidiyor. Çocuğum mutlu açıkçası. Ceylin dik durur musun sırtını? Yok bitir. Gayet dik. Heh. Gayet güzel duruyor zaten. Çok şükür evet, ediyor. Evet, yapıyor. Onu aşamıyor. Şeylerde mi? Reklam ajanslarından aramış. Nasılsın Ceylin'ciğim? Var mı şikayetin? Yok değil mi? Ama saçlarımız da çıktı mı güzel. Bayağıdır kullandığımız bir ilaç. Artık sende çok fazla yan etkisini görmüyoruz. İlacımızı süreceğiz böyle. Her yerine sürmeye çalışıyorum. Tamam mı tatlım? Şimdi bugün ilacımızı sürdük. İki gün gene kapalı kalacak saçımız. Tamam mı? Su ve ışıktan koruyacağız. Evdeyken de saçımızı açmıyoruz. Bu süredir. Bu %2'liği kullanıyoruz sende. Herhangi bir sıkıntımız yok artık. Anne okulunda ve bir işte. 6 yaşında. 6 yaşında Ceylin. Anaokuluna gitti. Her şeyimiz takım olmuş bugün Ceylin. Pembe rengini seviyorsun herhalde en çok. Evet. Özellikle kulaklarımızı dışarıda bırakalım Ceylin'cim. İlaç etki etmesin. Tamam. Siz çekerken ben de arkadan sıçayım. Tamam. Evet, harika Ceylin. Ceylin'in tabii saçlarının çıkmış hali bu. İlk başta hiç saçı yoktu. Ama Ceylin bizim ünitemizin maskotu. Çünkü onun sayesinde yani o geldi bize başvurdu ve biz bayağı çıktı saçları. Bakın şöyle göstereyim. Epey çıktı. Aralarda boşluklar var ama zaman içerisinde o boşluklar da dolacak. Boş olan yerlerde yeni yerlerde yeni saçlar çıkacak ve bu saçlar uzayacak. İnşallah seneye de Ceylin toka takacak. Tokasını alacağız. Beraber takacağız. Değil mi Ceylin'ciğim? Saçlarımıza toka takacağız mı Ceylin? Ne diyorsun? Evet. Beraber değil mi ikimiz? Tamam. Anlaştık. Pembe toka mı istiyorsun? Herhalde yani. Ceylin'e pembe yakışır. Her şeyi pembe. Toka. Toka takacağız. Saçım gelince. Thank you.